Merhaba arkadaşlar, ben Özer Alpkıray. Bir videoda daha sizlerle beraberim. Arkadaşlar, kanalımı takip edenler biliyordur. Ben bir veteriner hekimim. Tarım ve hayvancılıkla alakalı videolar hazırlıyorum. İçerikler paylaşıyorum sizlerle. Şayet ilk defa izliyorsanız kanalıma abone olmayı ve beğen atmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar, bugünkü videomun konusu hayvan ithalatında yapılması gerekenler ve ithalat nasıl yapılmakta. Bundan bahsedeceğim sizlere kısaca. Biliyorsunuz son 10 yıldır Türkiye'de hem besilik hayvan ve hem damızlık hayvan hem de et ithalatı yoğun bir şekilde yapılmakta. Hal böyle olunca da bu süreçlerin takibinde bilgi yetersizliğinden dolayı zorlanan birçok insan olduğunu düşünüyorum ben. Biraz da bu insanlara yardımcı olabilmek için böyle bir video içeriği hazırlamayı planladım. Bu plan doğrultusunda da işte bir başvuru dosyasında neler olacak? Hayvan seçimi yapılırken nelere dikkat edeceksiniz? Hayvanların ithalatı yapıldıktan sonra hangi süreçleri takip edeceksiniz? Kısaca bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Öncelikle ithalat başvuru dosyasını konusu ne olacak? Yani damızlık mı ithalatı yapacaksınız? Besilik hayvan ithalatı mı yapacaksınız? Kesimlik hayvan ithalatı mı yapacaksınız? Şayet damızlık hayvan ithalatı yapacaksanız gebe düve mi ithal edeceksiniz? Yoksa yetiştiricilere satılmak üzere boş düve mi ithal edeceksiniz? Çünkü bunların her birinin dosya içerikleri birbirlerinden farklı arkadaşlar. Ve sizlerden istenilen şartlar da birbirlerinden farklı. Damızlık hayvan ithalatında eğer gebe hayvan ithal edecekseniz minimum 60 baş kapasiteli bir işletme sahibi olmanız lazım. Ve 60 başın altında ithalata izin verilmiyor. Eğer boş düve yetiştiriciye satılmak üzere boş düve ithalatı yapacaksanız da 250 baş kapasiteli bir işletme sahibi olmanız gerekiyor. Besilik hayvanda da yine aynı şart geçerli arkadaşlar. Bu şartları taşıyorsanız ithalat için başvuru dosyası hazırlayıp il ilçe tarım müdürlüklerinden kapasite raporu ve karantina yeri uygunluk belgeleri düzenlenerek tarafınıza verilmesini dilekçeyle talep ediyorsunuz. Dilekçenizin ekine de mevcut işletmenizin tapusunu koymanız gerekiyor. Eğer makine ekipman varlığınız varsa bu makine ekipman varlığını işletmenizi ziyarete gelen veteriner hekim ve zooteknistlere bilgi olarak vermeniz gerekiyor. Gelen arkadaşlar işletmenizin makine ekipman varlığını, arazi miktarını, yem üretim kapasitesini, işte dışarıdan ne kadar yem tedariği yapıyorsunuz bunları sizlere sorarak kapasite raporunuzu sizden almış olduğu bu bilgiler doğrultusunda düzenliyor arkadaşlar. İthalat izninin ikinci aşaması yani il ve ilçe müdürlüklerindeki süreci bitirdikten sonra Tarım Orman Bakanlığı'ndan ilgili genel müdürlüğün yani Hayvancılık Genel Müdürlüğü'nün sizlere vereceği ithalat izin belgesi ve kontrol belgesinin düzenlenmesi olacak. Başvuru dosyasında işte ilçe tarım müdürlüğünden ve il tarım müdürlüğünden almış olduğunuz karantina yeri uygunluk belgesi, kapasite raporu olacak. Aynı zamanda dilekçeniz olacak. Ve ithalatı gerçekleştireceğiniz firma tarafından tarafınıza düzenlenmiş olan ıslak imzalı hem ithalatçı hem ihracatçı firmanın bilgilerini de içeren proforma fatura olması gerekiyor arkadaşlar. Yine taahhütnameler koymanız gerekiyor. Konusuna göre sizin tarafınızdan düzenlenmiş olan kontrol belgesi dosya içerisinde bulunması gerekiyor. Noter onaylı imza sürküleri, ticaret sicil gazetesi eğer şirketseniz ticaret sicil gazetesi, işletme ve işletme tescil belgesi ki en az bir ay öncesinden alınmış olması gerekiyor. En fazla bir ay öncesinden alınmış olması gerekiyor. Karantina yeri uygunluk belgesi, kapasite raporu ki bu da bir ay öncesinden alınması gerekiyor. Ve işletme kapasite raporundan sonra da döner sermaye ödentisini bankaya yatırdığınıza dair makbuzu da bu dosyanın içeriğine koyarak başvurunuzu gerçekleştiriyorsunuz. Daha sonraki süreçte işte izin verildi size, kontrol belgesini aldınız. Sonraki süreçte ise seçim heyeti görevlendirilmesi yapılıyor. İşte besilik hayvan, damızlık hayvan, daha doğrusu canlı hayvan ithalatının hemen hemen her şeyinde yurt dışında seçim heyeti görevlendirilerek sizlerin ithalatını yapmayı taahhüt etmiş olduğunuz hayvan ırklarını kontrolünü yapacaklar. Sağlık kontrolleri gerçekleştirilecek. Ve ithalatını yapmayı planlamış olduğunuz işletmelerin yerinde kontrolleri yapılarak seçim heyeti tarafından izin verilen hayvanlar ve küpelenen hayvanlar ithalat seçim raporlarına geçecek ki küpe numaraları falan yazılacak bu raporlarda.
ve size izin verilen hayvanlarla siz ithalat sürecini devam ettireceksiniz. Sonrasında bakanlıkça seçim heyeti tarafından yapılmış olan bu seçimi gerçekleştirilen bu hayvanların seçim listeleri Tarım Bakanlığı'na iletiliyor arkadaşlar. İthalat edilecek süreçte, yani devam eden süreçte seçim heyeti geldi, hayvan seçimini gerçekleştirdi. Ve siz artık hayvanlarınızı hazırladınız, Türkiye'ye getireceksiniz. Bu süreçte yurt dışından veteriner sağlık sertifikası düzenletmeniz gerekiyor. İşte veteriner sağlık sertifikasında seçim heyetinin 3 nişsa şeklinde düzenleyip ve birinde size vermiş olduğu, pardon ikisini size vermiş olduğu seçim heyeti hayvan listesinde bu sağlık sertifikasının arkasına iliştirmeniz gerekiyor. Bunlarla birlikte hayvanları getireceğiniz yola bağlı olarak işte karayoluyla mı gelecek, gemiyle mi gelecek? Eğer gemiyle gelecekse hangi liman işletmesine yanaşacaksa o liman işletmesinde görevli veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğüne başvuru yaparak işte benim ithalatım yapılmıştır, ben hayvanlarımı getirdim veya işte Kapıkule'den giriş yapacaksanız Kapıkule Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü'ne gelerek hem hayvanlarınızın muayenesini gerçekleştiriyorsunuz hem de bu süreçte sağlık sertifikasınız, seçim heyetinin raporunu, hayvan listesini, küpe listesini beyan ediyorsunuz. Oradaki veteriner hekimler gelip hayvanlarınızın muayenesini gerçekleştiriyor. Sonraki süreçte sizi işletme adresinize 21 gün karantinada hayvanlarınızı takip etmek üzere ülkeye alıyorlar arkadaşlar. Ülkeye giriş yapıp hayvanlarını işletmenize getirip boşalttıktan sonra 21 günlük karantina süreciniz başlıyor. Bu süreç içerisinde yine dilekçeyle bulunmuş olduğunuz il ve ilçe müdürlüğünde başvuru yapıyorsunuz ve diyorsunuz ki işte ben hayvanlarımı getirdim, karantinamı başlatın ve karantina sürecini takip edelim diyorsunuz. İlçe Tarım Müdürlüğü'ndeki görevli veteriner hekimler bu sefer gelip hayvanınızı işletmede görüp kaç tane hayvan getirdiniz, küpe numaraları ve listesi nedir, onları sizden alıyorlar, tespitlerini gerçekleştiriyorlar. Sonrasında gelen hayvanın %5'i oranında kan alarak laboratuvar analizlerini yaptırmak üzere laboratuvara kanları gönderiyorlar arkadaşlar. Ki buradaki amaç da şudur, hani yurt dışından ithalatını yapmış olduğunuz hayvanların bulunmuş olduğu ülkedeki mevcut hastalıkların ve ülkemizde bulunmayan hastalıkların Türkiye'ye girişini engellemek. Yani bu karantina süreci ve kan almadaki mantık biraz hayvan sağlığını korumaya yönelik ve aynı zamanda işte hayvanla insana bulaşma riski olan hastalıkların da ülkeye girişini engellemeye yönelik. Yine bununla ilgili yurt dışında yapılan kan testlerinin doğrulanma testleri yapılıyor. Yani orada hayvanınıza hangi test yapıldıysa ve o testin doğrulanması Türkiye tarafından da isteniyor. İşte gönderilen kanların laboratuvarda muayenesinin yapılması için de yine laboratuvara döner sermaye ücreti yatırmanız gerekiyor. Kan muayenesini gerçekleştirebilmek için. İşte gönderdiğiniz kanları, parasını ödediniz. 21 günlük süreç içerisinde veteriner kontrol laboratuvarları tarafından gerçekleştirilen kan muayenesinden sonra, yani yapılan analizlerden sonra İl İlçe Tarım Müdürlüğü'ne bunların raporları geliyor. Eğer kan sonuçları uygunsa ve herhangi bir sağlık açısından sorun taşımıyorlarsa İl İlçe Tarım Müdürlükleri hayvanları millileştiriyor arkadaşlar. Kah getirdiğiniz ülkenin küpe numarası üzerinden kah da yeniden küpeleyerek bunları TÜRKVET veri tabanına kaydediyorlar. Ve bu sürecin sonunda da işletmenizin yapmış olduğu ithalat süreci tamamlanmış oluyor arkadaşlar. Yurt dışından hayvan seçimi yaparken dikkat etmeniz gereken belli başlı hususlar var arkadaşlar. Eğer damızlık seçimi yapıyorsanız öncelikle kontak kurmanız gereken o ülkedeki yetiştirici birlikleri olmalı. Veyahut hakikaten damızlık üretimini yapan ve Türkiye'de de bu işleri iyi bilen firmalar var. Bu firmalarla iletişimde olmanız gerekiyor. İşte yurt dışındaki bağlantınızı kurduktan sonra seçimi yaparken damızlıkta işte pedigrilerine bakmanız gerekiyor ki seçim heyeti olarak gelen veteriner hekimler de bunları sizlerden isteyecek arkadaşlar. İşte pedigri kontrolü yapıyorsun. İşte annesi ne kadar süt vermiş, babasından doğan yavrular, kız yavruları ne kadar süt veriyormuş ya da erkek danalar ne kadar besi de et alıyormuş, besi performansı gösteriyormuş ki bu kriterler bizim için önemli. Nihayetinde yani ithalatını yapmış olduğumuz damızlık hayvanlarla biz
hem işletmemizin geleceğini kurmaya çalışıyoruz hem de daha üst verimli ırklarla ülke hayvancılığını kalkındırmaya çalışıyoruz. Eğer pedigri kayıtları yetersizse böyle bir ithalat sürecine girmeyin ve bu firmalardan uzak durun arkadaşlar. Çünkü çoğu zaman pedigrilerde problem yaşıyor yetiştiriciler. Yani yetiştiriciye yurt dışında ithalat yapılırken işte benim ineğim 20-25 litre süt verir, şöyle şöyle özellikleri vardır gibisinden beyanlarda bulunuyor ama ülkeye geldikten sonra her ne kadar iyi bakım beslenme yapılsa da istenilen süt verimine ulaşılamayan hayvanların ithalatı yapılmış oluyor. Yine ithalat konusunda damızlık yapacaksanız etçi ırklarla mümkünse mera besisi yapabileceğiniz coğrafyalara etçi ırk getirmeye çalışın. Çünkü biliyorsunuz işletmenin gündelik ihtiyaçlarını karşılayabilmek için süt üretimi çok önemli. Eğer süt üretemeyecekseniz ve 7/24 kapalı bir alanda hayvan bakımı gerçekleştireceğim diyorsanız mümkün olduğu kadar etçi ırklardan uzak durun arkadaşlar. Yani yeterli otlağınız yoksa ve kaba yem üretiminiz mümkün değilse bu hayvan ırklarını kapalı besi sistemlerinde veyahut işte yayılıma gitmeyen besi işletmelerinde bakımı oldukça maliyetli oluyor. Benim yurt dışından tavsiye olarak getirmenizi önerebileceğim yegane ırklardan bir tanesi Simmental Fleckvieh olacak. Simmental ırkı kombine ırklı bir hayvan olduğu için hem süt verimi yönünden hem et verimi yönünden hem de ülkedeki sevilen bir hayvan ırkı piyasası açısından sizi memnun edebilecek yavrular elde edebilirsiniz. İşte istediğiniz kadar olmasa da yine de işletmenin günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecek süt elde edebilirsiniz. Eğer dediğim gibi yani kapalı sistem bir işletme kuracaksanız Simmental ile kurabilirsiniz. Şayet sadece süte çalışacağım diyorsanız da Holstein'dan vazgeçmeyin arkadaşlar. Holstein oldukça iyi bir ırk. Süt verimi yönünden sizin yüzünüzü güldürebilecek bir ırk. Etçi ırk ve mera imkanına sahipseniz de benim gönlümün tuttuğu 3 tane ırk var. Bunlardan bir tanesi Angus, bir diğeri Charolais, üçüncü olarak da Limousin ırkı hayvanlardan hiçbir şekilde vazgeçmeyin. Eğer bulabiliyorsanız, besilik için ithalatını yapacaksanız bunların melezlerini, azmanlarını bulun. Yok üretim, damızlık üretimi yapacağım diyorsanız da işte mera imkanınız varsa bu 3 ırkın 3'ünü de tercih edebilirsiniz. Bu biraz da hangisini sizin ne kadar sevdiğinizle alakalı bir durum. Yurt dışında hayvan seçimi yaparken oradaki çiftçilerle de muhatap olacaksınız. Oradaki çiftçiler bu işi nasıl yapıyor? Yani farklı bir ülkede, farklı bir coğrafyada ve verimli hayvan yetiştiren ülkelerden eğer ithalat yapıyorsanız bu işi nasıl yapıyorlar şeklinde. Eğer diliniz yoksa bile yanınızda bir tercüman olacaktır muhakkak. Onlarla bu diyalogları gerçekleştirerek onlardan hayvan beslemeye dair tüyoları da alabilirsiniz arkadaşlar ki sizin için iyi bir deneyim olabileceğini düşünüyorum eğer seçime siz gidecekseniz birebir. Kısacası bugün ithalatla ilgili anlatabileceğim şeyler bunlar arkadaşlar. Şayet merak ettiğiniz ve benim de es geçmiş olduğumu düşündüğünüz bilgiler varsa bununla ilgili yorumlar yaparsanız elimden geldiği kadar sizlere yardımcı olmaya çalışırım. İyi günler dilerim. Teşekkür ederim izlediğiniz için.